Merhaba arkadaşlar. Haftayı kapatmış bulunuyoruz. Çok şükür sıkıntılı bir haftaydı. Zaten üçgenin içerisindeyiz. Çıkamıyoruz. Normalde bugün video çekmeyecektim ama biraz haber akışı var. Endekste volatil hareketler oldu. Artı Ereğli'nin bilançosu geldi. Ereğli'nin bilançosu gelince bende akan sular durur. Dolayısıyla video çekme gereksinimi hissettim. Ereğli'yi hemen şimdi beraber bakacağız sizle. Ben de sadece grafiğine baktım. Değerleri incelemedim ayrıntı olarak. Beraber inceleme fırsatını yakalayacağız. Endeksimize, şirketlere birkaç tane bilanço inceleyip bitirelim. Hafta sonu video çekemeyeceğim muhtemelen. Dışarı çıkmam gerekiyor. Dolayısıyla bu video belki bu haftaki son videomuz olabilir diye düşünüyorum. Pazartesi inşallah eski düzen devam etmeyi umut ediyorum arkadaşlar. Şu yasal uyarı gösterelim önce ne olur ne olmaz. Arkadaşlar al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Eğitim amacıyla bilançoları sizlere ulaştırıyorum. Orada yazanları okuyorum. Şirketleri inceliyoruz. Buradaki bilgilere dayalı yatırım yaparsanız beklentileriniz uygun sonuçlar doğurmayabilir dedikten sonra yasal uyarıyı kapattım. Şöyle baktığımda İskenderun'u yine tavan görüyorum. Ereğli'nin fiyatı aştı. Belki piyasa değeri bile geçmiş olabilir. Birazdan bakalım bilançoları inceleyince. Tofaş haber bağımlı pozitifti. Bilançosu iyi gelen birkaç şirket var. İşte Teknosa'dır, Kalekim'dir, ondan sonra işte mesela Borusan Yatırım'dır. Böyle seçilmiş şirketlerde pozitif hareketler var. Bazı bilançosu iyi gelenlerde ciddi negatif hareketler de var. Ona dikkat çekmek istiyorum ama genel bir bugün negatiflik hakimdi. Sebebine gelirsek biraz haber akışı vardı. İşte altılı masanın dağılması vesaire ama bana sorarsanız haber akışı olmasa da zaten satış yeme ihtimalimiz yüksek olan bir yerdeydi. Yani 2 gündür bahsettiğim üzere videolarımın hep başında endeks kısaca özetliyorum. Artık aynı grafiğe bakmaktan gına geldi tabiri caizse ama işte bakıyoruz çünkü endeks bu. Bakmak gerekiyor. Yani bu zigzag hareketleri devam ediyor. Buraya dokunmuştuk, 2 gün uğraştık. Bugün belki bir test daha yapar diyordum ama yapmadı, direkt satış geldi. Haber akışta kötü olunca dolayısıyla aşağıya inmiş bulunuyoruz. Bizi tutacak nokta 21 günlük hareketli ortalamaydı. Şöyle bakalım 21 günlük hareketli ortalamamız nerede? 21 günlüğü aşağı kırmış, 50 günlükten temas alıp tekrardan yukarıya gitmiş. Şu an hala 21 günün üzerinde pozitifiz ama artık buradan geri çekilmesini yaptı, 4. teması yapması gerekiyor. Dolayısıyla daha aşağı inme ihtimali hala var. Dolayısıyla bu bölümde hala volatil hareketler görme ihtimalimiz var diye yorumlayabilirim arkadaşlar. Bir temas, iki temas, üçüncü temas geldi. Hemen ardından bir temas daha geldi. Artık dolayısıyla belki buraya aşağılara donup doğru inip ondan sonra burayı kırma ihtimali var. Tabii ki ben buraya kadar çok inmesini beklemiyorum. Benim daha çok senaryom hani şu üçgen arasına belki sıkışabilir, şu şekilde gidebilir diye düşünüyorum. Ama haber akışı çok önemli. Büyük bir belirsizlik var. Belirsizlik olduğu için de aşağı hareketlere de hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yedek akçeleriniz hazırlıklı olsun. Buraya inerse şirketler çok ciddi fırsatlar verebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Ereğli ve İskenderun Demir Çelik artı Parsan. Şimdi Parsan'da şöyle bir durum vardı. Önceki bilançosunu çok beğenmiştim. Buraya eklemiştim ama silinmiş. Muhtemelen kaydı da basmadan çıktı ki ondan sonra unutmuşum. Geriye dönük hatta baktım. Gerçekten Parsan'ı buraya eklemiştim ama portföyüme dahil etmemiştim. Bu bilançosu da çok iyi gelmiş. Bugün de %3'lük düşüş yaratmış. Bu şirkette incelemek istiyorum. Dohol, Aydem, Lokman Ekim, Borusan Yatırım ve Kalekim'de koydum ama muhtemelen hepsi de süremiz yetmez. Ereğli, İskenderun'u kesin inceleyeceğim. Ondan sonra sıra kalırsa, zaman kalırsa diğerlerini de geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle Twitter'dan bir incelemek istiyorum. Şimdi Ereğli'yi bir de İskenderun Demir Çeliği arkadaşlar. Çünkü burası önemli diye düşünüyorum. Şöyle Fintables'ın şeyine girdiğim zaman Twitter adresine. Şimdi İskenderun Demir Çelik gördüğünüz gibi şöyle yıllık 5 çeyreklik bazda baktığımız zaman şimdi Ereğli'de İskenderun'da karlar yükselterek geliyordu. Ondan sonra İskenderun'un ciddi derece satışları düşmeye başladı. 2 çeyrektir düşüyor. Hatta bu çeyrek çok daha altında kalmış. Favök zaten sıfıra yakın yazıyordu. Bu çeyrek zarar yazmış. Ondan sonra bakıyorum çeyrek net kar yine sıfıra yakın yani çok az bir değer. Gördüğünüz gibi önceki çeyreğe göre yazmıştı. Şimdi ayrıntılı değerlerine de bakacağız ama grafiksel olarak böyle bir gözünüzde canlandırmak istiyorum olayı. Çok az bir kar yazmıştı. Zarar yazdı çeyreklik bazda. Şimdi yıllık baktığımız zaman şirket geçen yılki karının üzerine sadece 300 milyon koyabilmiş. Geçen yılki karın aynısını üretmiş. Yani düşündüğünüz zaman 6 milyon kar üretmiş. Şirketin zaten sermayesi 51 milyar. 6 milyar kar üretmiş. Piyasa değeri 148 milyar. Gördüğünüz gibi. Yani 148 milyar ödüyoruz. 6 milyar kar üretiyor. Şirket bizim için. 2 yıldır. İskenderun Demir Çelik için söylüyorum. Dolayısıyla bu bilançoyu ben açıkçası beğenmedim. Beklediğimden kötü. Değerlerine ayrıntılı bakacağız. Fakat bir Ereğli'de bunu karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Aradaki farkı yani geçen başlık attım. Ereğli mi ucuz, İskenderun mu pahalı diye. Belki bir beklenti olabilir ama şirketin arada bu kadar bariz bir fark olmasını ben açıkçası beklemiyordum. Hala bugün tavan yapmasına da şaşırdım diyebilirim arkadaşlar.
148 milyar para ödüyoruz. 6 milyar TL yıllık kazanç sağlıyor bu şirket bize. İskenderun Demir Çelik için. Tabii ki de Ereğli'ye gidelim. Ereğli'ye baktığın zaman çok daha pozitif bir görünüm var. Şirkete 154 milyar ödüyoruz. Şirket bize 18 milyar kazandırıyor. Bakın neredeyse aynı parayı ödüyoruz iki şirkete de. Yani hisse fiyatına takılı kalma. Piyasa değeri bizim ödediğimiz paradır. 154 milyara bir iş kuruyorsunuz, bir iş sahibi oluyorsunuz. Birisi size 18 milyar kazanç üretirken yılda İskenderun Çelik 6 milyar kazanç üretiyor. Yani 3'te 1'i kadar kazanç üreten şirkete siz ikisine aynı fiyatı ödüyorsunuz. Dolayısıyla benim düşüncem burada bir sıkıntı olduğu yönündedir. Peki İskenderun'un mesela beklentisi var. Tamam, beklentisi var. Kârlarını artırdı. İşte inşaat yapılacak. O kendisi İskenderun'da limanı var. O bölgeye demir vesaire satacak. Sonuçta şöyle bir durum var. Demir tüm dünyada aynı fiyatlanır. Dolayısıyla Türkiye'deki bir inşaat dünyadaki demir fiyatını değiştirebilecek kadar etkili olduğunu ben sanmıyorum. Onu da düşünsek. Velev ki İskenderun çok iyi iş yaptı desek. Bu sefer de İskenderun'un %95'inin sahibi Ereğli. Otomatikman İskenderun iyi olmasa Ereğli'ye de yansıyacaktır. Yani ikisi beraber yükselse bir sözüm yok. Fakat işte burada yabancıların satışları vesaire söz konusu Ereğli'de. O yüzden bence hisse fiyatı olarak baskı altında. Bu baskı kalkmadığı için de hisse fiyatı sabit kalırken İskenderun Demir Çelik sürekli yukarı gidiyor. Ama bu aradaki fark bence aşırı açıldı. Çünkü biri diğerinden 3 kat fazla kâr ediyor ve biz ikisine de aynı fiyatı ödüyoruz arkadaşlar. Bu konuya dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle Ereğli'nin satışlarına baktığımız zaman bariz bir azalma görmüyorum. Mesela geçen çeyrek bundan çok bahsetmiştim ben. Bilançosu kötüydü, beğenmemiştik. Ama satışlarını hala artırıyor olması demir çelikler içerisinde satışlarını artıran şirketlerden bir tanesiydi. O açıdan çok beğenmiştim. Ben Ereğli'nin aslında o zamanki bilançosunu beğenmiştim diğer demir çeliklere göre olarak. Şimdi satışlarında bir düşüş oldu ama İskenderun'daki kadar belirgin değil. Tek çeyreklik bir düşüş var. Tamam, Favök yazması negatif sıfıra yakın yazmış ama İskenderun zarar yazmış Favök'te. Net karına bakıyoruz. İskenderun net kar zaten düşüktü, daha da düşmüş. Hatta zarar yazmış. Ereğli'ye baktığım zaman net karı düşük ama bu çeyrek net karını artırmayı başarmış. Her ne kadar favorisini artıramasa da bir yerden kar yazmış. Şimdi ayrıntılı bilançoyu incelediğimiz zaman onun yerini de bulmaya çalışalım. Dolayısıyla İskenderun'la Ereğli'yi ben yan yana koyduğumda Ereğli'nin bilançosunu beğendim derim. İskenderun bilançosu açıkçası beğenmedim. Özellikle piyasa değeri Ereğli ile eşit olması bana çok çok garip geliyor arkadaşlar. Bu duruma tekrardan dikkat çekmek istiyorum. Önceki videomda çektiğim üzere. Bu Ereğli'de bir baskı var. O baskıdan acilen şirketin kurtulması lazım diye düşünüyorum. Veya İskenderun'da birazcık şişiklik oluşmaya başlamış da olabilir. Matematiksel hesabı ben size bırakıyorum artık. Burada yüzlerce bilanço inceledik. Yani sadece bu dönem 60-70 tane bilanço incelemişiz. Önceki dönemleri de hesaba katsak 200-250 tane bilanço incelemiş bulunuyoruz. Artık sürekli takip ediyorsanız bir şeyler oluşmaya başlamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Dönem varlıklarımıza baktığımız zaman yıllık bazda Ereğli'ye bakıyoruz şu an. 65 milyardan 80 milyara çıkmış. Duran varlıklarına baktığımız zaman 60 milyardan 94 milyara çıkmış görünüyor arkadaşlar. Öz kaynağına geldiğimiz zaman şöyle aşağılara iniyorum hemen. 84 milyardan 118 milyara çıkıyor. Kötü bir yıl geçiriyor. Tabii öz kaynaklar da çok büyük bir şirket olduğu için çok fazla katlayamıyor. Zaten çok fazla katlamasını biz Ereğli'den beklemiyorduk. Kârlar çünkü azalarak geliyor. Geçen yılki durumumuz yok. Dolayısıyla kötü. Ama bence Ereğli'nin yine de kar büyütmesi iyi diye nitelendiriyorum. Çünkü İskenderun'la karşılaştığınız zaman arada bariz fark olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir yani %30'luk vesaire bir kar büyümesi öz kaynak büyümesi en azından var. Fena değil. Hasılatlarına baktığımız zaman geçen çeyrek satışlarını artırmıştı. Yani gördüğünüz gibi çeyreklik bazda takip ettiğimiz zaman geçen çeyrek neredeyse 37 milyar satış yapmıştı şirket. Şimdi bu çeyrek satışlar birazcık azalmış. 27 milyara düşmüş. İlk satışı azaltan bilanço Ereğli için aslında bu çeyrek oldu. Diğer demir çelikler genellikle satışları yıl ortasına itibaren azalmaya başlamışlardı. Aşağıya indiğimiz zaman esas faaliyet kârlarına geldiğimiz zaman bu çeyrek mesela doğru dürüst bir esas faaliyet kârı yazamamış. 200 milyon yazmış. Bu kötü bir şeydir. Tabii ki geçen çeyrek iyiydi bilançosu. Bu çeyrek kötü. Esas faaliyet kârlılığı açısından ama İskenderun mesela zarar yazmış. Bu daha sıkıntılıdır diye düşünüyorum. O yüzden göreceli karşılaştırdım da ben Ereğli'nin bilançosunu daha çok beğendim diyebilirim. Şimdi geçen yılki esas faaliyet kârının altında kalmışız bu yıl ama kârımızı en azından korumayı başarmışız. Kötü bir yıl geçiriyor. Geçen yıl iyi bir yıl geçiriyordu. Bu yıl kötü bir yıl geçirmesine rağmen kârımız sabit kalmış diyebiliriz. Burayı da ben sınırlı olumlu kabul edebilirim arkadaşlar. Finansman geliri 1,5 milyar yazmışız. 3 milyar finansman gideri yazmışız. Vergilerimiz çıkmış buradan. 3 milyarlık da bir vergi giderimiz var.
Dolayısıyla şirket 18 milyarla seneyi tamamlamış bulunuyor. Geçen yılki karının üzerine koymayı başarmış ama kar büyümesi çok az. Yani 18,6 diyorum. Bölü 16 diyeceğim. %16'lık bir kar büyütmesi yaratmış. Enflasyonun altında kalmış diyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki kar büyütmesi enflasyonun altındaysa bu olumsuzdur arkadaşlar ama kötü bir yıl geçiriyor. Biz zarar da edebilir, karı küçülebilir diye bekliyorduk. Dolayısıyla ben yine de bu bilançoyu beklentilerimin aslında üzerinde bir bilanço diye nitelendirebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla beğendim. Bir de şeye bakalım. Yani bu son çeyrek favök negatif de kar nereden geliyor? Orayı kaçırdık gözden. Şöyle bir oraya bakalım. 25 milyar, 23 milyar esas faaliyet karımız var. Geçen çeyrekten bu yana 3 milyar kar büyümemiz var. Evet, şurada bir ve arkadaşlar bakın. Sürdürülen faaliyetler vergi geliri. Yani 4 milyarlık bir aslında burada vergi geliri yazmış. O da ertelenmiş vergi gelirinden geliyor. Ondan dolayı net kar aslında şirketin pozitif görünüyor diyebiliriz. Eğer bu 4 milyar 300 de saymasak şirket belki İskenderun Demir Çelik gibi zarar yazıyor olabilir arkadaşlar. Tabii ki esas faaliyetleri eşit kalmış. Geçen yılla bu yıla göre ve bu çeyrek 200 milyon sadece esas faaliyet karı yazdığını söylemek mümkün. Ereğli'yi özetlediğimiz zaman oradaki vergi geliri bilançoyu kurtarmış diyebiliriz. Şimdi İskenderun'a gelelim. Bakalım İskenderun'a karşılaştırdığımızda ne göreceğiz? Öz kaynaklarına baktığımız zaman neredeyse Ereğli kadar artış var. Güzel. %20'ye yakın bir öz kaynak büyümesi var. Ereğli ile eşit diyebiliriz bu konuda en azından. Hasılatlarına baktığımız zaman gördüğünüz gibi son çeyrek ciddi bir hasılat düşmesi var. Yani Ereğli'den çok daha fazla. Yani bakıyoruz 19 milyar hasılat yaparken geçen çeyrek zaten düşmeye başlamış hasılat. 52'den 34 çıkardığından 18 milyara düşmüş. Bu çeyrek bakıyoruz 10 milyara düşmüş. Yani hasılat düşüşü çok belirgin. Ereğli'deki gibi minimalde kalmamış. Dolayısıyla brüt karları da bakın düşmüş. Yani 2 milyar zarar yazmış. Hatta şirket direkt brüt karına yazmış. Esas faaliyetlerine geldiğimizde mesela Ereğli'nin geçen yılki esas faaliyet karıyla bu yılki benzerdi. İskenderun'a geldiğimiz zaman esas faaliyetleri 13 milyardan 9 milyara düşmüş şirket. Mesela karında küçülme var. Ereğli'de karında minimal bir artış vardı. Yani %1-2 de olsa bir artış görüyorduk. Dolayısıyla İskenderun bilançosu Ereğli'yi karşılaştığımız zaman Ereğli'nin bilançosu İskenderun'a göre çok daha iyi gibi geldi benim gözüme arkadaşlar. Finansman öncesi giderlerine baktı. Yine 9 milyar. Burada tabii 1,6 milyarlık bir gider yazmış. Burada yine 1,6 milyar vergi geliri yazmasına rağmen şirket o finansman giderini götürmüş. Buna rağmen şirket bu çeyreği zararla tamamlamış diyebiliriz. Yaklaşık 250 milyon zarar yazmış bir şirket. Buradaki vergi gelirine rağmen. Dolayısıyla esas faaliyetlerinin küçülmesi açısından ben çok fazla İskenderun'un bilançosunu beğenmedim. E-Link'ini beğendim ama. Yani zaten böyle kötü bekliyorduk. Benim beklentime göre geldi. Belki bir 20 milyar bulabilir diyordum ama bulmamış. 18 milyarla tamamlamış bulunuyoruz. Şöyle çarpanlarına baktığımız zaman 8 FK 1,3 piyasa değeri defter değeri görünüyor. FAVÖK üretme gücü aslında Ereğli'nin FK üretme gücünden iyi. Çünkü orada ciddi bir vergi gideri ve finansman gideri yazıyordu şirket. Dolayısıyla FAVÖK'ü daha yüksek oluyor. Öz sermaye karına geldiğimiz zaman tabii ki düşük olacak. Zaten normalde öz sermaye karı çok yüksek çalışan bir sektör değil aslında. %15'lik bir öz sermaye karlı var. Piyasa değeri, defter değeri 1,5-2 arası tolere edilebilir diye düşünüyorum. 1,3. Yani şirket aslında fiyatı uygun. Bilançosuna fiyata göre uygun gelmiş diyebiliriz. FK'sı da 8. FAVÖK'ü de gayet güzel 5,7. Aslında şirket o demirdeki marjlar artsa, fiyatlar yükselse çok hızlı tekrardan kâra döndürebilir diye düşünüyorum ama orayı HRC fiyatlarını vesaire takip etmek gerekiyor. Şimdi İskenderun'a geldiğimiz zaman bakın FK'sı 22. Ne demiştik? 3 kat pahalı satıldığını düşünüyorum demiştim. Ereğli'ye göre karşılaştırdım. Göreceli karşılaştırıyorum. Yani fiyatı 3'te 1 olması lazım demiyorum. Ereğli ile karşılaştırdığımda 3 kat daha pahalı fiyatlıyor diyorum. Dolayısıyla 8 değil 22 görüyorum. Piyasa değeri defter değerine baktığımda 2,86. Ereğli'nin neredeyse 1,33'tü. Yani Ereğli'nin 2 katı piyasa değeri defter değeri var şirketin. Şöyle bir hesap yaptığım zaman 6 milyar 700 bölü 51.800 diyeceğim. 51,8. Ereğli'den daha düşük bir öz sermaye karlı var. Daha düşük bir karlılığı var. Çeyrekler arası karları ve satışları ciddi derecede düşmüş. Ama buna rağmen FK'sı Ereğli'den 3 kat daha pahalı fiyatlıyor arkadaşlar. Ve tavan gitmeye devam ediyor. Bu konuda iki şirketi bir ayrıntılı bence bir değerlendirin. Tekrardan bir düşünün.
Ona göre eğer ki İskenderun ve Ereğli yatırımcı olan arkadaşlar varsa ona göre bir tekrardan değerlendirme yapmalarını istiyorum. Herhangi bir şey söylemiyorum. Yani çünkü ben iki şirkette beğeniyorum. Bakın ikisi de var bende. Listemde ikisini de beğeniyorum. Birbirinden ayrı tutmuyorum ama işte böyle bazen coşku anlarında fiyatlar değişebiliyor arkadaşlar. Siz de burayı kendinizin değerlendirmesi gerekiyor. 15 dakika olmuş. Şöyle bir hızlıca Parsan'a geleyim. Bugün grafik çok fazla inceleyeyim. Mesela Ereğli'yi defalarca inceledik. Önceki videolara giderseniz zaten grafikleri mevcuttur. Hatta şöyle bir bakayım. Hemen hızlıca göstereyim. Ereğli'yi. Şöyle bir ne olmuş ne bitmiş diye. Bu önemli bir şirket. Temettü veya uzun vadeli yatırımcılar çoğunda olan bir şirket olduğu için önemsiyorum ben. Kendim de çok sevdiğim bir şirket. Sürekli %10'larda temettü verimi olması itibariyle. Şöyle lineer grafikte baktığımız zaman arkadaşlar. Şimdi şurada bir formasyonumuz vardı. Omuz, baş, omuzlu. Buranın hedefi gelmişti. Dolayısıyla burayı kaldırmıştık. Burayı kaldırdıktan sonra lineerde başka bir omuz, baş, omuz göstermiştim ben o zaman size. Yani şurayı kapatıyorum. Şu omuz, baş, omuzdu. Tabii ki burayı kırılım geldikten sonra tutmadılar. Aşağıya indirdiler Ereğli'yi. Gördüğünüz gibi orada ciddi bir işte ArcelorMittal'ın satışları geldi. Dolayısıyla o gelince ne zaman biteceği de belli değil. Dolayısıyla şirket baskı altında. Buranın altına gitti. Bu formasyonu şu an çöp etti diyebiliriz arkadaşlar. Ama şunu da göstermek istiyorum. Şimdi mesela logaritmeye gittiğim zaman logaritmikte burayı tekrardan sileyim. Mesela şirketin kanalını çizmek istiyorum. Burada bir kanal oluşumu var. Orayı hemen göstereyim sizlere. Bunları şöyle aldığınız zaman mesela yukarıdan. Evet. Şirket böyle bir kanal içerisine gidiyor. Dolayısıyla bu kanal içerisine gittiği için artık tamam buradaki omuz baş omuz formasyonu iptal oldu. Kırılım gelmediği için aşağıya sarktıkları için ama mesela burada yeni bir yani şurayı komple bir omuz sayarsanız belki bu noktaya indik. Buradan yukarı doğru çıkarsak daha büyük bir omuz baş omuz olabilir. Böyle bir omuz baş omuz olursa buranın yukarı kırılması ve kanalın ikiye katlaması sonrası kendimizi çok daha yukarı değerlerde bulabiliriz. Tabii ki bu yıllar içerisinde olacak bir şey. Hani bir yıl içerisinde veya 6 ay içerisinde gelir diyemiyorum ama buranın oluşması yani gördüğünüz gibi 2023'ün sonları 2024'lere doğru uzanabilir. Eğer ki bu böyle bir formasyonun umut bekleyebiliriz arkadaşlar ama daha tabii ki burası için yolun çok başındayız. Herhangi bir teyit, kırılım vesaire yok. Bu tabii hayal ürünü. Burayı bir takip edelim logaritmik olduğu için. Hedefleri 110-120 liralar gösteriyor olabilir bu formasyonun. Dolayısıyla Ereğli'nin bilançosunu da beğendim ben. Şirket açısından olumsuz bir düşüncem oluşmadı. Eski düşüncelerim devam ediyor diyebilirim arkadaşlar. Parsan'a bakalım. Ben bu otomotiv yan sanayileri seviyorum. Bu tarz şirketler öz sermaye karlılıkları çok yüksek oluyor. Egea'nın işte dünkü incelediğimiz Jantsa'yı sonra Parsan'ı. Tabii ben de Egea olduğu için Parsan'ı geçen listeye almıştım ama ekleme fırsatım olmadı. Portföyümü unutmuşum. Şimdi bilançosu gelince hatırladım orayı konuştuğumuz video sırasında. Gördüğünüz gibi öz kaynaklarını 1,5'tan 4 milyara çıkarmış. Yani devasa bir öz kaynak büyümesi var. Neredeyse 3 katına katlamış diyebiliriz. Hasılatına baktığımız zaman 2,5 katına katladığını görüyorum. Yani 2,2 katına. Hasılatta %100 büyümenin üzerinde bir büyüme yakalamışız. Brüt karına geldiğimiz zaman yine %100'ün üzerinde. Esas faaliyet karına geldiğim zaman yine %100'e yakın bir esas faaliyet karı. 280 milyon olsa %100 olacak. Yani 140 milyondan 280 milyon çıkarmışız. Gördüğünüz gibi öz kaynakları devasa artmış. Hasılat 2 kat. Esas faaliyet karını 2 kat. Her şey şu ana kadar olumlu gidiyor arkadaşlar. Burada yatırım faaliyetlerinden gelirler ve öz kaynak değerlerinin yöntemleriyle yatırımların karından paylar diyor. Yani altındaki diğer şirketlerden gelen karlar diyebiliriz buraya. 600 milyon da buradan kar yazmış. Bu şirket aşağı indiğimiz zaman karının devasa büyüdüğünü görüyoruz. Yani 184 milyona 810 milyona çıkmış. Tabii buradan ciddi bir kar yazmış şirket. Totalde yıl boyunca altındaki şirketlere bir bakalım. Yani karını 4 kat büyüten bir şirket. Öz kaynağını 3 kata yakın büyütmüş. Hasılatını 2 kat büyütmüş. Esas faaliyet karlarını 2 kat büyütmüş. Altındaki şirketlerden 400 milyon geliyor. Yatırım faaliyetlerinden de 128 milyon kar gelen bir şirket. Dolayısıyla şirketin bilançosu aslında aşırı iyi. Yani şöyle bir şirket kartına bakalım. Parsa'nın. Yani altında bakın. Omtaş Otomotiv, Asıl Çeliksan, Guris İş Makineleri ve Yazıcı Guriş, Parsan, Demir Çelik Sanayi gibi şirketler var. Muhtemelen bunlardan da karlar gelince içerisine yazılıyor. Oradan 400 milyona yakın bir kar gelmiş. Çok güzel bir kar. 150 milyon da 150 milyon da yatırımlardan gelmiş. Normal ettiği kardan fazla yatırımlarından para kazanan bir şirket diyebiliriz. Esas faaliyetleri de bence çok güzel büyütüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi PK'sı 6, piyasa değeri defter değeri 1,25 görünüyor.
Özsermayekarlığı o kadar yüksek görünmüyor şu an gözüme. Tabii özsermayesi çok katlanmış şirketin. Yani 1 milyar özsermayesi olsa şu an bu karla çok devasa bir özsermayekarlığı var %40'larda. Ama şu an özsermayesi de çok büyüdüğü için artık o kadar yüksek bir özsermayekarlığı yok diyebiliriz. Şöyle 34 bölü 7 desek mesela. Özsermayekarlığı pardon 7 bölü 34 diyeceğiz. 7 bölü 34 dedik. Özsermayekarlığı %20'lerde piyasa değeri defter değil 2-2,5'lara kadar tolere edebiliriz. Piyasa değeri defter değil 1,25 görünüyor. FK'sı 6 görünüyor şirketin arkadaşlar. Dolayısıyla şirketin bilançosu fiyatına göre bence iyi gelen bilançolardan bir tanesi. Daha önce bunu birkaç şirket için söylemiştik. Yani bilanço serimizde Cem Taş'tı, Teknosa'ydı. Sonra bu şirkette gördük mesela. Kaç tane daha var böyle güzel şirket. Videoları tekrardan izlerseniz o şirketleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım Parsan neredeymiş, yatırım yapılır mı diye bir test edelim. Evet. Parsan grafik bir otursun. Geçen bilanço döneminde çizmiştik. Yani nerede çizdiğimizi bile hatırlamıyorum. Yani muhtemelen şirket şu bölgelerde miydi, daha mı aşağıdaydı hiç hatırlamıyorum. Burada bir boyun çizgisi çizmiştik. Şöyle çanak, mini kulp gibi. Sanki buranın hedefi gelmiş hatta üzerine çıkmış gibi duruyor şirket. Ondan sonra aşağıya salıp formasyonu bozmuşlar. Belki bir tuzak olmuş olabilir. Yani bir tuzak yukarı tekrardan altına indirmişler. Ve şu an şirket bu boyun çizgisinin altında görünüyor. Eğer ki burası da tuzak ve buranın üzerine atarsa yani şuradaki değer 56 liraların üzerine şirket kalıcı olmaya başlarsa yukarılara gidebilir diye düşünüyorum. Bilanço desteği de gelecektir. Ama bu birazcık vicdansızlık işte söylediğim şey. Yani hedefi getirtip tekrardan boyun çizgisine ve hatta onun altına düşürmek işte vicdansızlık. Yani burası %40 oluyor. Yani böyle bir hareket görüyorsanız birazcık temkinli olabilirsiniz şirket açısından. Artı burada yani şöyle bir yani tepe formasyonu tarzı bir şey de var. Ama burası bozulmuş. Neden? Çünkü boyun üstüne çıkmış. Hani burada çift tuzak olabilir. Yukarı doğru mu tuzak var, aşağı doğru mu tuzak var diye bir düşünmeniz lazım. Yani bir tepe formasyonu görünüyor. Bu tarafta da ama boyun çizgimiz var. Burası da yukarılara hedef eden bir formasyon. Dolayısıyla burada birazcık temkinli olmakta fayda var. Ben olsam şöyle yaparım. Burada boyun çizgisi var. Üstündeyse pozitif, altındaysa negatif kabul ederim. Ama şirket %40 düşmüş. Bilançosu iyi. Onun dışında şöyle bir hareketli ortalamalarını gösterelim. Hareketli ortalama 200'ün altına gelmiş ve üzerinde tutunmaya çalışıyor şu an. Gayet konum itibariyle güzel bir noktada diye düşünüyorum. Parsan'ı bence bir incelemeye alabilirsiniz arkadaşlar. Bir kendi analizlerinizi de bu şirket açısından yapın. Açıkçası hem teknik görünüm olarak hem bulunduğu yer olarak hem de bilançosunun fiyatına göre iyi gelmesi açısından ben bu şirketi beğendim arkadaşlar. Ereğli İskenderun Parsan'la bu videomuzu bitirelim. Videomuz çok uzun olmasın. Biraz da dinlenmem lazım. Yarın işlerim var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi bilançolardan şaşmayın. Bu dönemde sağlam şirketlerin peşinde gidin. Haber bağımlı, spekülasyon bağımlı. İşte oradan durduğunuz hisselere dalarsanız çok kötü yamulabilirsiniz. Benden size bir tavsiye. Bu dönem az gitsin ama gitsin. Yani bilançosu iyi olsun. Şirket gitmese bile karları büyüyerek gelsin o bir şekilde altında olursun. Bunun peşinde olun. Yani iyi bir şirket sahibi olmaya bakın. İyi bir şirkete yatırımınızın olması için gayret edin. Çok para kazanmak, açgözlülük vesaire yaparsanız özellikle bu gibi dönemlerde. Çünkü 2023 biraz zor geçecek. Yani 2 aydır başımıza gelmeyen kalmadı. Hem borsa açısından hem diğer açılardan. Önümüzde seçim var. O yüzden bu yıl kendinizi daha çok böyle defansif bir yatırım yapıyor şekilde konumlandırırsanız zarara uğramayacaksınızdır ama işte ben çok kazanayım, 5'e katlayayım, 10'a katlayayım peşinde koşarsanız bu yıl geçenki gibi olmayabilir. O yüzden bunlar da benim size tavsiyelerim olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşürüz inşallah.